O son dakikayı veriyoruz. Büyük bir gururla o son dakikayı veriyoruz. Türkiye Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve bu skorla çeyrek finale yükseldi. Türkiye Euro 2024'te çok büyük bir başarıya imza atıyor. Tarihi bir başarıya imza atıyoruz. Avusturya'yı 2-1 yenerek bir üst tura çeyrek finale çıkıyoruz. Ve dediğimiz gibi 2008'den beri Türkiye'nin elde ettiği en büyük başarı olarak kayıtlara geçiyor. Hepimiz çok mutlu, hepimiz gururluyuz. Gözümüz bir yandan yayınları aktarıyorduk, bir yandan da ekranlardaydı, maçtaydı. Ve şu an itibariyle Türkiye artık çeyrek finalde, Euro 2024'te. Yani bu ne demek? Bu coşku katlanarak artacak demek. Coşku artık tüm Türkiye'yi saracak demek. Sadece Almanya değil, Almanya'dan gelen bu coşku tüm Türkiye'yi saracak demek. A milli futbol takımımızı biz de haber ekibi olarak tebrik ediyoruz. İlerleyen dakikalarda Almanya'ya gideceğiz. Bir yandan maçın özet görüntülerini ekranlara getireceğiz. Ama kolay değil. Hatırlayalım. Hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya geldiğimizde 6-1'lik ne yazık ki bir kötü bir skorla ayrılmıştık. Gözler Avusturya'ya çevrildiğinde acaba nasıl bir maç olacak beklentisi vardı ama hayır. Milli futbol takımı bu maça çok iyi hazırlanmıştı. Yoğun yağış altında gerçekleşti. Özellikle son dakikalarda neredeyse top oynamayı bırakın ayakta durmanın bile imkansız olduğu bir sahada, bir zeminde oynandı bu top. Ve sonunda A milli futbol takımımız o büyük başarıya imza attı. Ve 2-1'lik tarihi bir skorla Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardık. Maçın o görüntülerini, o fotoğraf karelerini, o dünyanın konuştuğu fotoğraf karelerini konuşuyoruz. Bir yandan da tabii ki özellikle şu an itibariyle sosyal medyadaki en çok yayılan, en çok paylaşılan fotoğraf karelerinden biri. Arda Güler top ayağına geldiğinde Avusturya takımının neredeyse tüm oyuncuları Arda Güler'in etrafına toplanmıştı. Onu toptan kesebilmek için ancak fayda etmedi. Türkiye bu zorlu maçı yenerek 2-1 gibi bir skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı. Az önce dedik, daha birinci dakika dolmadan 57. saniyede biz bu başarıyı elde ettik. Golü bulduk. 57. saniyede Merih Demiral'ın golüyle birlikte Türkiye 1-0 öne geçti. Ardından ikinci gol yine Merih Demiral'dan geldi. 2-0 olduk. 67. dakikada Avusturya bir gol buldu. Son dakikalara doğru Avusturya Türkiye yarı sahasında baskısını arttırdı. Ancak A milli futbol takımımız Avusturya'ya geçit vermedi ve 5 dakikalık uzatma süresinin ardından da artık Avusturya'yı evine gönderiyoruz. Avusturya'yı evine gönderiyoruz ve biz çeyrek finalde yolumuza devam edeceğiz. Tarihi bir an, tarihi maç. Tabii ki tüm Türkiye'de coşku dolu kutlamalar gerçekleşecek. Baktığımızda bu önemli zaferi kutlayacağız. Bu önemli başarıyı kutlayacağız. Bundan sonra tabii ki artık çeyrek finalde rakibimizi konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Türkiye'nin artık çeyrek finale çıktıktan sonra neden yarı finali olmasın diyoruz. 2008'de Türkiye Almanya ile karşı karşıya gelmişti o yarı finalde. Ne yazık ya yenilmiştik ama belki bu kez çeyrek finalin ardından yarı final ve finale doğru giden yol artık açılmış durumda. Zorlu müsabakalar bizi bekliyor ama Türkiye ne kadar güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. Euro 2024'ün sürpriz takımlarından biri olduğunu da gösterdi. Peki bugüne nasıl geldik? Öncelikle Gürcistan'la karşı karşıya geldi A milli futbol takımımız. 3-1 gibi net bir skorla maçı Gürcistan'ı geçmeyi başardık. Ki Gürcistan aslında turnuvanın sürpriz ekiplerinden biriydi. Portekiz'i yenerek bir üst gruba çıkmıştı. Hemen ardından Portekiz'le Türkiye karşı karşıya geldi. Talihsizliklerle dolu bir maçtı. Kendi kalemize atmış olduğumuz gol hiç şüphesiz ki çok konuşuldu. Ve Türkiye Portekiz'e 3-0 yenildi. Gözler Çekiye'ye çevrildi. Çekiye maçı çok kritikti. Çünkü ya devam ya tamam maçımızdı. Ancak Türkiye Çekiye'yi de net bir skorla mağlup ederek bir üst tura çıkmıştı. Son 16'lara kalmıştı. Leipzig kentinde maçın öncesinde tarihi anlar, gurbetçi vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız kırmızı beyaz formalarıyla tüm şehri aydınlattılar. Tüm şehri sloganlarla, Türkiye sloganlarıyla inlettiler. Ve A milli futbol takımımızda taraftarlarımız da takımı yalnız bırakmadılar. Ve işte Türkiye'nin dört bir yanından gelen o kutlamaları ekranlara getiriyoruz. Dile kolay, söke söke aldık mı ifadesi belki de çok önemli burada. Ve alkışlar A milli futbol takımımıza. Tüm Türkiye'den coşku dolu kutlama görüntülerini ekranlara getireceğiz. Kadıköy'de, Türkiye'nin dört bir yanında, Erzurum'da farklı noktalara gideceğiz. O görüntülerde bu gece aslında şu ifadeyi söylemek doğru olabilir.
uyku yok. Hiç kimseye uyku yok. Çünkü herkes bu tarihi başarıyı sokaklarda kutluyor. İşte Türkiye ve İstanbul'un dört bir noktasından gelen o görüntüleri de şu an ekranlara getiriyoruz. Büyük bir coşku var. Neden olmasın? Erzincan'dan geliyor. Herkes bu anları merakla bekliyordu. Gelecek güzel bir haberi merakla bekliyorduk ve o güzel haber A Milli Futbol takımımızdan ardı ardına geldi. Önce Gürcistan, ardından Çekya ve şu an itibariyle de Avusturya'yı yenerek Türkiye çok büyük bir başarıya imza attı. Türkiye artık baktığımızda tarihi bir maçta çeyrek finale çıkmış durumda. Almanya'ya gideceğiz. Biz sözü fazla uzatmayalım. Bu anlara birebir tanıklık eden isim. A Spor spikeri Deniz Satar bizi bekliyor olacak. Hemen o noktaya gidelim. Deniz, tarihi bir an. Seni de buradan görüyorum. Çok büyük bir coşku var. Neler söyleyeceksin? İnanılmaz. Yani hep bir ağızdan sürekli tek bir şey söylüyoruz. Bir başkanım, benim memleketim diyoruz. Maçın yani bitimine bayağı geçti aslında maç. 10 dakika önce falan bitti ama ne taraftarlar, ne bizler, ne oyuncular sahaya asla terk etmiyoruz. Ya o kadar güzel bir ortam var ki burada. Şimdi tarihi bir zafer diyeceğim. Evet, tarihi bir zafer aslında. Zafer diyorum çünkü Avusturya belki Fransa gibi, belki İspanya gibi favori, turnuva başında favori bir ülke değildi. Fakat turnuva içinde gerçek anlamda favoriye dönüştü. Bizim için de ciddi anlamda bir rakipti. Şu ana kadar en korktuğumuz rakipti. Bugün onları bu sahada 2-1 ile mağlup ettik. Hem de çok güzel bir oyunda, hem de çok güzel bir performansla. Oyuncularımızın da alan hızarlarından sanki hepsi muhteşemdi. Yani şimdi tek sayacağım ama onun öncesinde hemen göstermek istiyorum. Oyuncularla taraftarlar güzel bir işi çekiyorlar. Belki daha doğmuyor Neymar. Bu arada Türk taraftarlar günü altında oynuyorsunuz. Ne yapıyorlar? Performans. Evet, Deniz Satar'la konuşmaya devam edeceğiz. Deniz bize o görüntüleri gösteriyor. Deniz, seste tabii ki çok kalabalık var, çok büyük bir coşku var ama bir kez daha sözü sana bırakayım. Arada kesintiler oluyor ama. Tamam, ben başlayacağım. Şimdi bizim taraftarları alkışladılar. Şimdi güçlü geliyor. İşte o görüntüler, Deniz'in de söylediği gibi neredeyse maç biteli 10 dakika oldu. Ancak futbolcularımız sahada, taraftarlarımız sahada bu tarihi ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Şunu belirtelim. İşte Deniz Satar'da zaten taraftarlarla birlikte çok büyük bir kalabalık var. Bu kadar yoğun bir kalabalığın olduğu noktada tabii ki yayın yapmak teknik olarak bazen zorlukları beraberinde getirebilir. Ama olsun diyoruz. Bu gece tarihi bir gece yaşıyoruz. O tarihi gecede zaman zaman tabii ki bu coşkulu kutlamalarla birlikte sesle ilgili problemler yaşayabiliriz ama sorun değil. Deniz, ben bir kez daha sözü sana bırakayım. O coşkuyu bize anlat. Türkiye! Önemli olan şey belki duygularımız. Burada o kadar güzel duygular yaşıyoruz ki sesimiz gelmesi de kalbimizin, yüreğimizin sesi şu anda ekran dışında isteyen bizim içimizde burada sesi yaşattılar. Buradaki taraftarlar, Almanya'daki taraftarlar, buradaki taraftarlarımız, buradaki vatandaşlarımızla birlikte adeta tek yürek, tek ses olduk. Bir atmosfer o kadar güzel ki hala inanamıyorum. Çok erken gelen golün üzerine oynadığımız maç, oynadığımız oyun, Avusturya gibi bir takımı mağlup etmiş olmamız, aynı zamanda tarihimiz üçüncü kez bu yerlere geldik. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında çeyrek final, 2008 yılında da yarım final oynamıştık Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. İlk defa üçüncü kez bu seviyedeyiz. Bu da çok büyük bir başarı. Peki Deniz, şunu sormak istiyorum. Şimdi 90. dakika top kaleye girecek. Mert Günak'ın o kurtarışı. Neler yaşandı o anda? Sorma. Ya gittik geldik. Hepimiz sahada gittik geldik. Dedik ki
Teşekkürler Avuk. Yani bugün şansla kader de biraz bizden yanaydı. Top da bizden yanaydı sanki. Yani olmayınca olmuyor. Ama Mert'e de aynı bir parantez açmak lazım. Mert o zaman 1-0 önde gibiyiz adeta. O beni veriyor. Bazı maçlar o kadar güzel ben veriyor ki. Sizler de izlediniz. Her katılımlardan bir tanesi. Hayatın başında oynadım. Benim kariyerim evet. Başında oynadım. Ferdi'nin kariyerim başında oynadım. Yani o kadar çok isim var ki Arda keza Meri'nin ilk golünde de imzası bulunan bir isim, desteği olan bir isim. Barış Alper, Orkun, yani aklıma geldikçe sarmak istiyorum. Bütün oyuncular gerçekten dileklerini ortaya koydular. İnanmışlar ki hafta içinde de iyi takımlar Instagram hesabı röportaj yayınlandı. Belki bir şey yakalayamamış olabilirler. Avustralya başka hazırlanıyoruz. Avustralya istiyoruz. Çünkü son hazırlık karşılaşmasında bir hizmet yaşamıştı. Evet. Farklı bir galibiyet almıştı Avusturya. Onların olmasını istiyoruz dediler. Ve bu turnuvanın içerisinde büyüyen, en sistemli, en takdir edilen, en başarılı takımlar arasında gösterilen Avusturya'yı bugün Türkiye 2-1 mağlup etti. Büyük bir başarı gerçekten. Sadece iyi bir oyun çıkarma değil, aynı zamanda turnuva içinde de ne kadar büyüdüklerini gösterdiler bir kez daha. Ya şunu da hatırlatmak istiyorum. Bizim futbol tarihimizde böyle büyük organizasyonlarda aldığımız başarılarına baktığımızda hep böyle turnuva içinde büyümüş bir milli takım görüyoruz. Biz biraz turnuva içinde büyüyen bir milli takımız. Yani geçmiş dönemlerde de öyle, diğer branşlarda da öyle. Ya çok iyi hazırlanıyor muyuz? Tartışılır. Çok iyi bir 11 çıkartıyor muyuz? Tartışılır. Fakat gerçek anlamda turnuva içinde, gerçek anlamda eleştirel bir şekilde çapımızı masaya yatırdığımızda gelişebiliyoruz. Bu maçta da birçok izleyicimiz belki bunu fark etmiştir. Yaptığınız yanlışlar, hatalar ya da daha iyi olabilecek ne varsa turnuva içinde gelişerek, büyüyerek sağlıyoruz. Bugün hakikaten çok güzel oynadık. Ve peki şimdi muhteşem bir performans Deniz, ortaya koydu şimdi muhteşem bir performans, muhteşem bir gece. Çok konuşacağız bu geceyi, çok hatırlayacağız. Ama bir yandan da daha maçlarımız var. Şimdi önemli ve güzel olan taraf bu. Veda etmiyoruz, turnuvaya devam ediyoruz. Ve Hollanda. Nasıl bir maç olacak? Maç ne zaman oynanacak ve nasıl bir rakip karşımızda şu an? Şimdi Hollanda deyince tabii futbolun en önemli yerlerinden bir tanesi. Hem altyapıları hem ligleri, öyle değil mi? Hem milli takıma, geçmiş tarihine baktığımızda böyle turnuvalarda aldıkları başarılar kuşkusuz çok önemli. Ama şunu hatırlatmak isterim. Bu takım Avusturya, Hollanda'yı mağlup eden bir takım. Hollanda yenilmeyecek bir takım değil. Açıkçası benim kişisel fikrim yani Avusturya çok daha güçlü, çok daha favoriydi benim gözümde. Biz bu oyunla Hollanda'yı sıklak şekilde yeneriz demiyorum. Bugün A Haber'de yapılan yayınlarımda hepsinin altını çizdim. Kağıt üzerinde Avusturya favori. Kağıt üzerinde Avusturya daha sistemli. Kağıt üzerinde Avusturya'nın çok daha artıları var. Fakat ya her maçın hikayesi farklı yazılıyor. Her maçın dinamikleri bambaşka. Bu turnuvanın alamet harikası bu. Evet. Yani bakın Fransa'ya, bakın İspanya'ya. Yani İspanya iyi bir şekilde ilerliyor. Bakın İngiltere'ye. İngiltere daha iyi bir örnek olacak. Yani büyük takım dediğimiz takımlar turnuvalarda yeteri kadar iyi performans gösteremedi. Daha önce bazı takımlara bakalım. Romanya bugün Hollanda'ya direndi. Gürcistan'ın oyununu herkes takdir etti. Yani biraz daha mütevazi takımların kendini gösterdiği, potansiyellerini ortaya çıkardığı bir turnuva aslında. O yüzden ben Hollanda'yı açıkçası Avusturya kadar gözümde büyüttüğümü söyleyemem. Yani Hollanda'yı yenen Avusturya'yı Türkiye yendiyse kağıt üzerinde biz de artık favoriyiz demektir. Ben Avusturya kadar riskli ya da çok böyle gergin bir maça çıkacağımızı düşünmüyorum. Çünkü oyuncularımız her maçtan sonra, her galibiyetten sonra, özellikle bu galibiyetten sonra farklı bir hüviyete bürünüyorlar. Yani arada ben de paylaşıyorum sosyal medyada, olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ya sadece sahada olan oyuncular değil, siz bir de bench'i görseniz. Evet. Yani oyuncular değiştiğinde, gol atıldığında, herhangi bir pozisyon olduğunda. Yani o kadar kenetlenmiş bir milli takım ki. Kabul edelim. Zaman zaman biz de eleştiriyoruz. Portekiz maçında eleştirdiğimiz çok şeyler oldu.
acaba mı dedik. Ama yine altını çiziyorum. Turnuva içerisinde gelişerek ilerlemek de bence çok büyük bir başarı. Kesinlikle. Bugün şimdi Avrupa... Deniz şunu sormak istiyorum. Şimdi buradan da arkandan da gördüğüm kadarıyla biz ev sahibi takımız. Turnuvanın aslında ev sahibi, ikinci ev sahibi biziz. Şimdi 6 Temmuz'da Hollanda maçı, başkent Berlin'de oynayacak. Yine aynı atmosferi görecek miyiz? Belki de daha da fazlasını göreceğiz. Daha fazlasını göreceğiz. Daha dolu dolu olacak diye düşünüyorum. Bu stat çok yani geniş kapasiteli değil. Şu ana kadar en geniş kapasiteli Dortmund'un stadyumuydu. İlk açılışında yüksek stadyumu. Her geçen maçta biraz daha düştü. Fakat şarkıda o kadar zaten izleyicimiz var. Ben Berlin'in daha da tıkım tıkım olacağını düşünüyorum. Yani sadece stat kapasitesiyle değil aynı zamanda dışarıdaki atmosferi de olabildiğini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ama şehir şehir çoğalıyoruz. Evet. Ben bugün araç kiralayarak geldim. Yani benzin istasyonundan tutun herhangi mola yerlerinde her yerde Türk araçları, Türk konvoyleriyle geliyorlar diğer şehirlerden, diğer yerlerden. Yani artık ev sahibinin bile ötesine geçtik. Evet. Turnuvayı biz düzenliyoruz gibi hissediyorum. Öyle söyleyeyim size. Deniz Satar, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilelim. Ben teşekkür tarihi ederim. Tarihi bir gecedeydik. O tarihi geceyi bize aktardık. Mürtesel. Konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü önümüzde yeni bir yol var. Hollanda maçına gidiyoruz bu kez Berlin'e. Kolaylıklar dilelim. Bu tarihi geceyi Aspor spikeri Deniz Satar bize Almanya'dan sıcağı sıcağına değerlendirdi. Bir kez daha belirtelim. Tarihi bir gece. A milli futbol takımımız 2-1'lik skorla Avusturya'yı evine gönderdi ve biz çeyrek finalde Berlin'de 6 Temmuz'da Hollanda ile karşı karşıya geliyoruz. Gece Ajansı'nda gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.